من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي وافوض امرى الى الله ان الله بصير بالعباد قال الله تعالى في كتابه الكريم: "خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم" صدق الله العظيم. بزر يوكتان واردن وارضيلا بزر هابردان بزر رزقلاندران بزر لندن Bizleri mübarek Ramazan-ı Şerif'e kavuşturan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Salatü selam alemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan serveri, rehberimiz, örneğimiz, sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin üzerine olsun. Cenab-ı Hak içinde bulunduğumuz Ramazan ayını hakkıyla idrak edebilmeyi, ve bizleri Ramazan-ı Şerife kavuşturup bayram yapabilmeyi lütfeylesin. Aziz kardeşlerim, bizler imanımızın gereği olarak mümin kardeşlerimize gönülden sevgi besler, saygı ve şefkat duyarız. Tıpkı bir bedenin uzuvları gibi birbirimize destek oluruz. Bazen bir sohbetle, bir tebessümle kardeşimizi rahatlatır, ferahlatır. Bazen de yüküne omuz veririz. Mali yardımlarımızla müminlerin derdine derman olur. Dualarımızla manevi olarak da onların yanlarında yer alırız. Zira şeref kaynağımız, yüce dinimiz İslam, bizlere dayanışma içerisinde olmamızı emretmiştir. Cenab-ı Hak başta zekat ve sadaka olmak üzere farklı ibadetlerimiz sayesinde yardımlaşma bilincini kazanmamızı murad etmiştir. Ekranları başında bizleri izleyen çok kıymetli kardeşlerim, zekat, din-i mübin -i İslam'ın üzerine bina edildiği beş temel esastan biridir. Yerine getirilmesi Yüce Mevlamız tarafından, kesin bir şekilde emredilen farz bir ibadettir. Dinen zengin sayılanların yılda bir defa mallarının belirli bir kısmını ihtiyaç sahipleriyle paylaşması vazgeçilmez bir sorumluluktur. Zekat mali bir ibadettir ve Rabbimizin verdiği bunca nimete karşı bir şükür ifadesidir. Zekat Servetin bir kenarda birikip atıl hale gelmesine engel olur. Kardeşlik duygularını pekiştirerek zenginle fakir arasında sevgi ve güven tesis eder. Başta cimrilik ve mal hırsı olmak üzere birçok kötü huydan mümini korur. Bir taraftan malı temizlerken diğer taraftan müminin kalbini arındırır. Verenin de alanın da hayatına bereket olur. Nitekim sözlerime başlarken okuduğum ayeti kerimede "Huz min emvalihim sadakaten tutahhiruhum ve tuzekkihim biha." Yani onların mallarından zekat al. Bununla onları temizlersin, arıtıp yüceltirsin buyurulmaktadır. Bu emrin muhatabı olan sevgili peygamberimiz ise bizlere Sadaka vererek hastalarınız için Allah'tan şifa isteyin. Zekat vererek de mallarınızı korumaya alın talimatını vermiştir. Kıymetli kardeşlerim. Zekat her şeyden önce kulun Allah'ına, Allah'ın emrine itaat edip kulluğunu göstermesinin en güzel nişanelerindendir. Çünkü zekat vermeyi Yüce Mevlamız emretmiştir. Kulun vazifesi öncelikle neden ve niçinini araştırmadan Rabbi tarafından emrolunduğu şeyi yapmaktır. Müslüman sevdiği inandığı Rabbinden aldığı emri canının yongası olan malını hiçbir maddi karşılık beklemeden vererek kulluk borcunu en güzel şekilde ödemiş olur. Bunun yanı sıra zekat kişiyi günah ve cimrilik kirlerinden temizler. İnsandaki mal sevgisini kırıp Allah sevgisinin ön plana geçmesine sebep olur. Nitekim Saidu billah ya eyyuhellezine amenu la tulhikum amwalukum ve la evladukum an zikrillah ve men yef'al zalike fe ulaike humul khasirun. Ey müminler, sizi mallarınız ve çocuklarınız Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Böyle olanlar hüsrana uğrayanlardır ayeti kerimesinin işaret ettiği anlamı gerçekleştirir. Cenab-ı Hak zekat verenlerden sırf onun rızasını gözetenleri mükafatlandıracağını müjdeleyerek bu ibadetin riyasız bir şekilde yerine getirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Aziz kardeşlerim, Dolayısıyla zekat bir borç, bir yük gibi algılanmamalıdır. Bilakis gönülden yerine getirilen bir ibadet olmalıdır. Bu bağlamda Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bir taraftan muhtaç insanlara yapılan yardımların Allah tarafından kabul edilip mükafatlarının da sürekli artacak şekilde değerlendireceği müjdesini verirken diğer taraftan Zekatı verilmeyen her bir malın sahibi için acıklı bir azap sebebi olacağı uyarısında bulunmaktadır. Değerli müminler. Zenginin Rabbinin rızasına ermek arzusuyla yerine getirdiği farz bir ibadet olan zekatın birçok hikmetleri vardır. Öncelikle zekat bir yandan fakirlerin ihtiyacını karşılarken diğer yandan da veren kişinin şahsiyetini geliştirmektedir. Zekat hem maldaki kirleri temizlemekte hem de sahibini arındırmaktadır. Nitekim az önce de ifade ettiğim ayeti kerimede onların mallarından zekat al ki bununla onları temizleyesin ve arındırasın buyurulmaktadır. Bu ise zekatın kişilere sağladığı maddi yararları vurguladığı gibi, konunun manevi, ruhi boyutuna da işaret etmektedir. Bu açıdan bakıldığında zekat vermek, hem malın hem de nefsin temizlenmesine yardımcı olmaktadır. Çünkü nefis, cimrilik ve aşırı dünya sevgilisi ile yoğrulmuştur. Kul لو انتم تملكون خزاين رحمه ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قطرا ayeti kerimesi bunu ifade etmektedir. Yine ve men yuqashu ha nefsihi fe ulaike humul muflihun Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir buyuran yüce Rabbimiz insanın benliğinde yer alan cimrilik hastalığının giderilmesi gerektiğine vurgu yapmaktadır. Kişi zekat vermek suretiyle cimrilik hastalığından kurtulmakla kalmaz, aynı zamanda da kendisi cömertliğe ulaşır. Böylece o yüce Mevla'nın övgüsünü kazanır. Bu yönüyle zekat cimrilik hastalığına şifa veren bir ilaç olur. Kişiyi maddenin ve menfaatin esiri olmaktan da kurtarır. Aziz kardeşlerim, Cenab-ı Hak insanlar arasında inanan, inanmayan şeklinde bir ayrım yapmaksızın herkese mal mülk verir. Kullen numiddu haulai ve haulai min ata'i rabbik ve ma kana ata'u rabbika mahzura ayeti bunu ifade etmektedir. Ancak bir insanın elinde mal ve mülkün bulunması onun Allah katında değerli olduğunu ifade etmez. Mal sahibini değerli kılacak olan şey o nimetlerin kadrini bilmesi ve şükrünü yerine getirmesi. Yani malında fakirin hakkı bulunduğunu bilerek bunu ödemesidir. Bu anlamda insan evlatlarıyla olduğu gibi mallarıyla da imtihan edilmektedir. İnnemâ emvâlukum ve evlâdukum fitne ayeti bu hususu ifade etmektedir. İnsanların en fazla yanıldıkları konu ve başarısız oldukları imtihanlardan biri de aziz kardeşlerim, mala olan düşkünlükleridir. Bu yüzden sevgili peygamberimiz ümmetinin böylesine bir mal sevgisine kapılmasından duyduğu endişeyi dile getirmiştir. Bu hususta sahabe efendilerimizin tavrı da son derece dikkat çekicidir. İbni Abbas radıyallahu anhuma'nın anlattığına göre Sa'idu billah. وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ Altın ve gümüşü biriktirip de Allah yolunda harcamayanlar yok mu? İşte onlara elem verici bir azabı müjdele ayeti inince Müslümanlar bu uyarı karşısında tedirgin olmuşlardır. Adeta çocukları için mal bırakamayacakları endişesine kapılmışlardır. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz ben konunun aslını öğrenip sizi rahatlatırım diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitmiş ve ey Allah'ın peygamberi ashabın bu ayetin ağırlığı altında eziliyor demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun endişesini giderecek şekilde Allah zekatı ancak mallarınızın kalan kısmını temizlemek için farz kıldı. Mirası da sizden sonrakilere kalması için farz kıldı buyurdu. Efendimizin bu sözleri üzerine Hazreti Ömer Efendimiz sevincinden tekbir getirmiştir kıymetli kardeşlerim. İşte bu diyalog aynı zamanda Peygamber Efendimiz'in altın, gümüş ve güzel elbiselerin kulu olanlara yazıklar olsun sözünden neyi kastettiğini de açıklamaktadır. Dolayısıyla kardeşlerim bu noktada kınanan, yerilen durum mal sahibi olmak değildir. Aksine zekatı verilen bir mala sahip olmak hem makbul hem de istenen bir durumdur. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın salih insanlar için temiz mal ne kadar da güzeldir buyurması bu duruma işaret etmektedir. Değerli izleyenler, bedenin şükrü olduğu gibi elde edilen malın da şükrü vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her şeyin bir zekatı vardır. Bedenin zekatı da oruçtur buyururken insanın sahip olduğu her bir nimete karşı şükretmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu anlamda zekat Allah'ın verdiği mala karşı şükür vazifesidir. Bedenin zekatı olan orucun insan bedenini maddi ve manevi olarak temizlemesi gibi zekat da malı arındırır, bela ve musibetlere karşı ona korunak sağlar. Zekat vesilesiyle mallarını gönüllü olarak harcamaya alışan müminler kendileri kadar diğer ihtiyaç sahiplerini de düşürürler. Artık ben duygusu biz duygusuna dönüşmeye başlar. Bu duyguya sahip olan kişi gerektiğinde zekat dışında da mali yardımlarda bulunur. Böylece kendi malından fedakarlık yaparak sevap kazanmaya çalışan kimse başkalarının malını haksız yollarla elde etmeye kalkışmaz. Zekatın malı temizleyen bir vasıta olduğunu vurgulayan Hazreti Peygamber, mallarınızı zekat vererek korumaya alınız buyurmak suretiyle de zekatın manevi bir zırh olduğunu hatırlatır. Öte taraftan zekatı verilmediği için temizlenmeyen içerisinde fakirin hakkı olan bir malın akıbetinin hayırlı olmayacağını da bildirir. Kur'an-ı Kerim'de aziz kardeşlerim men zellezî yuqrilullâha qardan hasenan feyudâ'ifuhu lehu adâfâen kesîre Allah'ın rızası gözet gözet gözetilerek güzel bir şekilde infak edilen mal Allah'a verilmiş bir borç sayılmakta ve karşılığının da kat kat fazlasıyla yine Allah tarafından ödeneceği bildirilmektedir. Yine insanın şeytanın insanın şeytana vesvese verdiği şeytanu yaidukumul fakra ve yamurukum bil fahşa hususu hatırlatılmaktadır. Yüce Allah ise zekatlarını gereğince ve sadece onun rızası için verenlerin aslında mallarını kat kat artırdıklarını ve verilen her zekatın karşılığının ödeneceğini müjdelemektedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müminlere zekat vermekle mallarının azalmasından korkmamaları gerektiğini şu şekilde açıklamaktadır. Sadaka, zekat vermek maldan hiçbir şey eksiltmez. Malın artma ve azalma ölçüsünün sadece miktarla ilgili olmadığı düşünülürse görünürde eksilmiş gibi olan malın aslında zekatı ödendiği için bereketlenip daha verimli hale geldiği ve geleceği anlaşılır. يَمْحَقُ اللّٰهُ ve وَيُرْبِ sadakat. <الصَّدَقَات> Allah verilen sadakaları, zekatları artırır ayeti de bu durumu en güzel şekilde ifade etmektedir. Aziz kardeşlerim, Yüce Rabbimiz zekatı farz kılmakla ihtiyaç sahiplerini elde edilen gelirden hak sahibi yapmıştır. Böylece zekatla desteklenen muhtaç kişi zihnini meşgul eden fakirlik sıkıntısını hafifletmiş olur. İslam insanların dünya saadetini de önemsemiştir. Bazı rivayetlerde iyi bir eş, geniş bir ev, iyi bir binek birer saadet vesilesi olarak sunulmaktadır. Öte yandan Allah Resulü fakirliğin istenilmeyen hatta Allah'a sığınılması gereken bir durum olduğunu da belirtmiştir. Asıl olan her ferdin, her insanın bütün imkanlarını zorlayarak kendi geçimini temin etmesidir. Fakat bu imkanları elde edemeyip varlık sahibi olamayan insanların ihtiyaçlarının giderilmesi ve onların da aktif ve verimli bir şekilde toplum hayatına katılımlarının sağlanması toplumun genel huzur açısından fevkalade önemlidir. İşte bir yıl boyunca değişik şekillerde insanlar arasında dolaşan servet, zekat vesilesiyle muhtaç kimselere de ulaşmaktadır. Böylece normal ticari faaliyetlerdeki muhtemel dengesizlikler ve gelir dağılımındaki uçurumlar da böylece giderilmiş ve asgariye indirilmiş olur. Aziz kardeşlerim, mali bir yükümlülük olan zekat, kişinin dünya malına karşı dengeli bir duruş içerisinde olmasını sağlar. Toplumsal boyutlar açısından değerlendirildiğinde kardeşlik ve paylaşma duygularını geliştirir. Zekatını veren zengin, servetini mümin kardeşiyle paylaşmanın hazını, mutluluğunu, güzelliğini yaşar. Bilir ki verdiği zekat hem bu dünyada arınması hem de ahirette ecir kazanması için Hz. Peygamber Efendimizin deyişiyle bir delil olacaktır. Yine sevgili peygamberimizin müjdelediğine göre sadaka, zekat vermek suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları da yok edecektir. İhtiyaç sahiplerinin bu paydan yararlandıkları sırada yaşadıkları sevinç ve memnuniyet verenin gönlünde huzura ve genişliğe dönüşür. Aziz kardeşlerim, Malımızda ifade ettiğimiz üzere fakirlerin, yoksulların hakkı vardır. Bu hususu Ziyad bin Haris ile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arasında geçen şu hadise ortaya koymaktadır. Ziyad bin Haris, Yemen'in Suda kabilesinden bir kişiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek biat etmiş, Hazreti Peygamber'in kendi kabilesine karşı savaşmak üzere bir ordu göndermek istediğini öğrenmişti ordunun gönderilmesine engel olmak amacıyla Ey Allah'ın Resulü! Orduyu geri çevirseniz ben onların hem Müslüman olmalarını hem de size itaat etmelerini sağlayabilirim dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onun bu isteğini kabul etti. O da derhal akrabalarına bir mektup yazdı. Bir süre sonra kabilesinden Medine'ye bir heyet geldi, Müslüman olduklarını ve Allah Resulüne itaat edeceklerini bildirdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ziyad bin Harisin bu girişiminden memnun bir şekilde, ey Ziyad, Suda kabilesinde sözü dinlenen biri olduğunu anlaşılıyor diye ona iltifat etti. Allah onlara hidayetini nasip etti ve iyilikte bulunduğu cevabını verdi Ziyad. Onun bu tavrını daha da beğenen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam seni onların başına yönetici yapayım mı diye sordu. Ziyad da memnuniyetle evet beni onların yöneticisi yap dedi. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu kabilesinin yönetici yöneticisi olarak tayin etti ve bunu da bir kayıt altına aldı. Bunun üzerine Ziyad Efendimiz'den kabilesinden alınan zekattan kendisi için pay istedi ve bu teklifi de kabul edildi. Aziz kardeşlerim işte bu hadise Resulullah ile Ziyad arasında geçen bu hadise bir yolculuk esnasında gerçekleşmişti konakladıkları yere başka bir şahıs gelerek Allah Resulünden bir şeyler istedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise kim muhtaç olmadığı halde insanlardan bir şey isterse aldığı şey ona baş ve karın ağrısı yapar buyurdu bu defa o şahıs öyleyse bana zekattan ver deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah zekatların kimlere verileceği hususunda ne bir peygambere ne de bir başkasına yetki verdi. Ve bizzat kendisi onları sekiz kısma ayırdı. Eğer sen onlardan birisi isen vereyim buyurdu. Hz. Peygamber ile bu şahıs arasındaki konuşmayı işiten ve maddi durumu da iyi olan Ziyad duyduğu bu sözlerden çok etkilendi. Düşündü, taşındı ve sabah olunca Allah Resulü'nün yanına vararak hem yöneticilikten hem de zekat almaktan vazgeçtiğini belirtti. Aziz kardeşlerim, şüphesiz zekat alacak kişilerin bizzat Allah tarafından 8 sınıf olarak belirtildiğini ifade eden ayet-i kerime "İnnemess sadakatulil fuqara'i vel misakin vel amilin aleyha vel muallefati kulubuhum fi'r riqabi vel garimin ve fi sabilillahi ve sabil" ayet-i kerimesinde geçen 8 sınıf kişilerdir. Yani sadakalar, zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak yoksullara, miskinlere, zekatı toplayan memurlara, gönülleri İslam'a ısındırılacak olanlara, kölelere, borçlara, Allah yolunda olanlara, yolda kalmışlara mahsustur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zekatın zenginlerden alınıp fakirlere verilmesi gereken bir mal olduğunu belirtmiştir. Böylece zengin kişiler öncelikle fakirleri tespit edecek ve onlara gerekli yardım ulaştıracaktır. Aziz kardeşlerim, okuduğum ayeti kerimede geçen fakirlerin yanında bir de miskinler vardır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna şöyle açıklık getirmiştir. Kendisine zekat verilecek olan miskin ihtiyacını bir iki hurma veya bir iki lokmanın giderebileceği kişi değildir. Asıl miskin maddi imkanı olmadığı halde onurundan, iffetinden dolayı istemekten kaçınan kişidir. La يَسْأَلُونَ النَّاسَ Dilerseniz bu konuda insanlardan arsızca bir şey istemezler ayetini okuyun buyurarak açıklamaktadır. Buna göre kıymetli kardeşlerim, tabii ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan, Bakmakla yükümlü olduğu kişileri geçindirecek kadar geliri olmayan bütün yoksullar fakir ve miskin sınıfına girmektedir. Ama işte bunların içinde öyleleri vardır ki yoksul olduklarını kimseye bildiremeyecek kadar iffetlidirler. Bu nedenle de sokaklarda bir iki lokma için dilencilik yapmazlar. Dolayısıyla rahmet elçisi zekat verilirken böyle gerçek muhtaçların araştırılıp tespit edilmesini bizlerden istemektedir. Kıymetli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Muaz bin Cebeli radıyallahu anh Yemen'e gönderirken Allah'ın zenginlerden alınıp fakirlerine verilmek üzere mallarında zekatı farz kıldığını onlara bildir buyurmuştu. Kendisinden sonra asabın uygulaması da bu yöndeydi. Yani zekat öncelikle toplanılan yerlerin fakirlerine dağıtılmalı. Böylece o yörenin fakirlerinin zenginler hakkındaki olumsuz düşünceleri de önlenmiş veya önüne geçilmiş olur ve onların gönülleri alınmış olur. Aziz kardeşlerim, bakmakla yükümlü olunanlar dışındaki örneğin kardeş, amca, teyze, dayı, hala ve onların çocukları gibi fakir akrabaya zekat vermek ise Yoksula verilen sadaka bir, akrabaya verilen ise hem sadaka hem de sıla-i rahim olmak üzere iki sadaka sayılır buyuran Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın özel olarak teşvik ettiği bir durumdur. Bu sayede yakın akrabalar arasındaki bağlar daha da güçlenir. Aziz kardeşlerim, özetle zekat verilirken zekatın gerçek sahibi olan gerçek muhtaç kişileri bulmaya çalışmak gerekir. Zekat Allah rızası gözetilerek ve gönül rahatlığıyla verilmelidir. Allah için yapılan bir ibadet olduğundan zekatın alınması, verilmesi kadar kabul edilip edilmemesi de önem arz etmektedir. Bu nedenle zekat veren kişi verdikten sonra Allah'ım verdiğim zekatı karlı kıl, zoraki verilen bir şey kılma gibi dualar etmelidir. Aynı şekilde zekat alan da zekat sahibi için dua etmelidir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zekatını getirip veren Ebu Evfa için Allah'ım Ebu Evfa'nın ailesine rahmet et diye dua etmiştir. Aziz kardeşlerim diğer ibadetlerde olduğu gibi zekatta da asıl olan kişinin niyetidir. Ve niyetimiz şeklinde karşılık bulacaktır. Dolayısıyla insanlara gösteriş yapmaksızın, efendim onların Kalbini kırmadan gönlünü kırmadan zekat verilmelidir. Bu hususta birçok ayet-i kerime bulunmaktadır. Es-sa'idu billah allazina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi thumma la yatbi'una ma anfaku mannan ve la adallahum acruhum 'inda rabbihim ve la khaufun 'alehim ve la hum Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kalkmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimselerin mükafatları Allah katındadır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecektir. Yine güzel bir söz ve bağışlanmanın peşinden incitme gelen sadakadan daha iyi olduğunu vurgulayan kavlum ma'rufun ve mağfiretun hayrun min sadakatin yetbavuha eza ayeti kerimesini de bu hususta rehber edinmeliyiz. Aziz kardeşlerim, sözlerimin sonunda şunları sizlere söyleyerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Bu Ramazan ayında kardeşliğimizi zekat ve sadaka ile bereketlendirelim. Hayatımızın her anında olduğu gibi bu Ramazan'da da hayır ve hasenatın öncüsü olalım. İnfakta bulunurken kimseyi incitmeyelim, gönül kırmayalım. Malımızda fakirlerin hakkı olduğunu unutmadan hakları gerçek sahiplerine verelim. Allah yolunda sevdiğimiz şeylerden infak etmedikçe iyiliğe asla erişemeyeceğimizi de unutmayalım. Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şerifimizi mübarek eylesin. Yaptığımız hayır hasenatı kabul buyursun. Zekatlarımızı kabul buyursun. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha. fatiha